görünce kaçıyor. 12 Eylül'den sonra hemen sonra sorguya alındım şahsen, biliyorsunuz. Çok ne olacağımız belli olmayan günlerdi o zamanlar. Selimiye kışlasında 90 gün kaldık güneşi görmeye hasret. Ve ben dışarıya çıktığımda 15 dakika güneşe bakamadım. Hala gözlerim bozuktur. Güneş yok, yerin dibindesin. Selimiye kışlasının iki kat yerin dibinde. Hücreler var, mazgallar var. O günlerde evinde kiracı olduğumuz bir hacı efendi, camide 5 vakit namazı imamın hemen arkasında birinci safta kılan bir kuyumcu hacı. Zengin bir adam. Evinde oturuyoruz, kiracıyız. O zaman 10 bin liraydı kira. Bana 5 bin liraya ikram etmiş, yarısını almıyor, oturuyorum. Nasıl ki içeride kalışımız, göz altında kalışımız uzayınca başlamış korkmaya. Gelmiş demiş ki 3 tane sabi çocuk, bir tane kadın, evde kimse yok. Kızım demiş, hocanın ne olacağı belli değil demiş, kulağıma çetin haberler geliyor. Kusura bakmayın, ben kira da istemiyorum, evden çıkacaksın, size bir hafta mühlet demiş. Ev sahibi evden çıkarıyor seni ya. Hacca gitmiş 8 defa. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Ben tahliye oldum, çıktım, geldim hakikaten. Gitmek üzerelerdi. Ya ne oldu dediler, işte ev sahibi çıkacaksınız dedi. Bir köylünün çatı adına gidiyorlar, kimse yok. Araya adam soktum, dedim ya niye böyle yapmış bu adam, Müslüman adamdı bu. Seviyordu, bizi sayıyordu. Bir öğren gel, öğrendi gel, dedi ki hocam doğru diyor dedi. Bu hoca kimin evinde oturuyor diye ararlar, beni de bulurlar, beni de asarlar demiş. Şu hale bak ya, şu hale bak. Böyle mücadele olur mu kardeşim? Ne İslam Allah aşkına? Yapmayın Allah aşkına. Evvela festakim kema ümirte. Peygamberin saçlarını ağartan şu ayet bizim dikkatimizi bile çekmiyor. Dürüst olmak, dosdoğru olmak. Dürüst olunmayınca güven kalkar, güven bunalımı başlar. Bugün Türkiye'de en büyük bunalım vallahi güven bunalımıdır. Kimse kimseye güvenmiyor.